Herkese selamlar. Bugün size Windows üzerinde RDP Wrapper diye bir özellikten bahsedeceğim. Bu RDP Wrapper özelliği ne işe yarıyor? Herhangi bir bilgisayarınızın oturumu açıkken, herhangi bir iş yaparken, başka bir bilgisayarla aynı ağ içinde ya da farklı ağdan uzaktan bağlanıp oturuma müdahale etmeden ya da oturuma bağlanan kişi bu durumdan etkilenmeden siz de arka planda farklı işler yürütebiliyorsunuz. Farklı oturumla ya da aynı oturumla giriş yaparak. Yani biraz klon oturum gibi düşünün. Normalde uzaktan bağlantı gerçekleştiğinde ana cihazda işlem yapan kullanıcı işlem yapamamakta. Bu kullanıcının yaptığı işlemlerin etkilenmemesi için bu şekilde bir özellik mevcut. Bunun için öncelikle ana makinemize RDP Wrapper kütüphanesini indiriyoruz GitHub sayfasından. İndirdiğimiz zip dosyasını çıkartıyoruz ve içindeki install bat dosyasını çalıştırıyoruz. RDP Wrapper konfigürasyon penceresini açtığımızda bütün seçenekler yeşil olarak gözüküyor. Herhangi bir kurulumda problem olmamış. Sizde de RDP Wrapper özelliğinin çalışması için tüm bunların yeşil olması gerekiyor. Şimdi bütün tiklerin yeşil olması için gereken özellik program files'ın içerisinde RDP Wrap'a girip RDP Wrap ini dosyasının içerisindekileri siliyoruz ve videonun altında linkini bırakacağım internet sayfasına girerek oradaki satırları kopyalayıp RDP Wrap ini dosyasının içerisine yazıyoruz, yapıştırıyoruz. Dosyayı farklı kaydet seçeneğiyle masaüstüne kaydedip sonra program files'ın içerisindeki RDP wrap ini dosyasıyla değiştiriyoruz. Daha sonra grup ilkesi ayarlarına girerek buradan ayarlarda değişiklik yapacağız. Grup polisi ayarlarında maksimum limiti ayarlıyoruz. Burada açıklama kısmında yazan. Daha sonra başlat menüsüne grup polisi update force komutunu yazıyoruz. Servisler kısmına giriyoruz. Hizmetler kısmı olabilir. Buradan Remote Desktop servisi yeniden başlatıyoruz. Ve Remote Desktop Check uygulamasıyla RDP Wrap çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Buradan kontrol ediyoruz. Oturumumuz açıkken buradan aynı kullanıcı oturumuyla giriş yaptığımızda bu ekranı gördüğünüzde RDP Wrap çalışıyor demektir. Görev yöneticisi penceresinde kullanıcılar sekmesinde aynı oturuma sahip 3 tane burada oturum gözüküyor. Bu da RDP Wrap'ın aktif olarak çalıştığını işaret ediyor. Bir videonun sonuna daha geldik. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere.